Diyalog TV ekranlarından mutlu akşamlar. Günün konuğuyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkez Başkanı Profesör Doktor Ulvi Keser bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zaman zaman bizi aydınlatıyorsunuz, programımıza konuk oluyorsunuz. Kıbrıs müzakere sürecini bugün sizinle konuşacağız. Süreç devam ediyor. Liderler bugün de görüştü ve bugünün farkı liderler çözümlenmemiş özlü konulara yoğunlaştılar artık. Daha derin konulara girdiler diyebiliriz. Bu süreç devam ederken arada olan bazı gelişmeler, açıklamalar oldu. Dikkat çeken bunlardan biri Rum tarafının özellikle ve Yunanistan'ın garantiler konusunu sürekli gündeme getirmesi ve bundan taviz vermediğini söylemesi olurken yine Türk tarafından da garantilerin tabu olmadığı yönünde Sayın Barış Burcu tarafından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bazı açıklamalar duyduk. Bu konu dikkat çekti. Bunun yanında yine kilise müdahil oldu Kıbrıs konusuna. Türkiye'den gelenler için geri gitsin şeklinde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı bu açıklamaya cevap verdi ve bu konuda tereddütleri olmadığını, hatta anlam planında o vatandaşların oy bile kullandığını Birleşmiş Milletler nezdinde dedi. Karşılıklı bu tür açıklamalar, cevap vermeler oluyor. Bazı konular gündeme geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii her bir ayrı bir başlık ama bir yerden başlayalım. Kiliseden başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ve Yunanistan'da Ortodoks kilise, doğrusunu söylemek gerekirse partiler üstü, hükümetler üstü bir güce sahip. Bu hep böyle oldu. Kilisenin o yadsınamaz gücü gerek Kıbrıs Rumlarının gerek Yunanistan'ın, hadi çok geriye gitmeyelim, son 100 yılını hep domine eden, etkileyen, ülkenin geleceğiyle ilgili egemen, karar verici merci olarak ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı döneminde gördük, savaş sonrası dönemde gördük, 50'lerde gördük, 2-3 yıl önce gördük. Güneyde elektrik santralinin kullanılmaz olduğu dönemde Kuzey Kıbrıs'ın yardım eli uzatmasına Hristos çok sert tepki vermişti ve elektrik istememişlerdi. İkinci Dünya Savaşı döneminde gördük. Türkiye'ye gelecek Yunan çocuklarını ölüm pahasına, ki 265 bin, yaklaşık 265 bin çocuk açlıktan ölmüştü Yunanistan'da. İlk etapta 1000 çocuğun Türkiye'ye gönderilmesi söz konusuydu. Öleceklerini bile bile Türkiye'ye göndermediler. Elen kültürüne uygun yetiştirilemezler kaygısıyla diyerek kilise müsaade etmedi. Ölmek daha iyidir dediler. Evet, aynen öyle dediler. Dolayısıyla konuşmak tabii ki güzel, müzakere etmek de hoş. Bunda bir beis görmüyorum. Olmasında da fayda var. İlla ki bir sonuç gelecek diye düşünmek de çok doğru değil ama burada sürece etki eden bütün faktörleri göz önüne almak lazım. Kilise başlı başına bir önemli faktör. Söylediklerinin bazen o kadar çılgınca şeyler oluyor ki neresinden tutacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. Etki bu da bakımından onlar... ne durumda kilise? Şimdi kilise çok etkili. Türkiye'den gelenler geri gidecek dedi, gitsin dedi. Bunu Anastasiadis nasıl, gerçi kendi de farklı düşünüyor mu bilmiyorum ama nasıl değerlendirir? Şimdi bilim çok kesin şeyler ortaya koymaktan hoşlanmaz ama kilise böyle söylüyorsa Anastasiadis de böyle düşünmek zorunda. Bu kadar net bu. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir siyasi erkin çıkıp kiliseye rağmen farklı bir görüş ortaya atması beklenemez. Mümkün de değil. Çünkü örnekler bunun hep tersini göstermiştir. Dolayısıyla Hristostomos veya kiliseyi temsilen birileri bir şey söylüyorsa bu bir, hükümetin de söylemi durumundadır. İki, hükümet veya siyasi iktidar da bu şekilde davranacaktır. Bunun başka bir yolu yok. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirmek lazım ama şunu iyi tespit etmekte fayda var kilise anlamında.
acaba hükümetle, meclisle bir danışıklı dövüşün içerisindeler mi? Yoksa hakikaten bugün için konuşmak gerekirse Hristostomos ve kurmayları kendi inisiyatiflerini kullanarak bu söylemlerimi veriyorlar. Onu iyi tespit etmek lazım ki arada bir fark, en azından söylem anlamında bir fark var mı yok mu görebilelim. Ama çok uzatmadan söylemek gerekirse kilise etkili bir faktör. Ne söylerse iktidar veya çok Rum ciddi alınabilecek bir açıklama mı sizce bu? Bunun için, şunun için soruyorum. Anlam planında o gitsin dediği insanlar oy kullandı. Yani bu aslında onları kabul ettiği anlamına da geliyor. Hem uluslararası camiada. Daha önce de kilisenin çok çılgınca söylemleri vardı. 75 sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göç etmiş Türk vatandaşlarıyla ilgili de çılgın şeyler söyledi vesaire. Bunlar olacaktır ama buradan bir şeyi de görmek lazım. Yani bu düşünce yapısı ne kadar çılgınca da olsa ne yapacaksınız yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 100 bin vatandaşı veya yerleşik insanı gönderecek misiniz? Nereye göndereceksiniz? Nasıl göndereceksiniz? Kimin gücü yeter? Her anlamda. Yani mantıksız mı buluyorsun? Kesinlikle. Peki program başında ben özetlerken eksik kaldı. Bu 100 bin Rum'un da geri döneceği de gündeme gelmişti kuzeydeki evlerine. Bu da ona benzer bir Bunlar konuşulur. Yani asgari müşterekte buluşulursa belki bir çözüm yolu bulunabilir ama sizin burada 75 Şubat'ı sonrasında gelmiş, yerleşmiş, kökleşmiş, burada ikinci, üçüncü nüfus olmuş insanları rahatsız etmeye, onların kafasında kuşkular uyandırmaya, onların geleceğiyle ilgili endişeler yaratmaya hakkınız yok. Böyle bir şeyi nasıl söylersiniz? Burada insanlar yurt tutmuşlar, evlenmişler, aile olmuşlar, karışmışlar. Nasıl sökeceksiniz? 40 yıl sonra ne diyeceksiniz? Bunu kim söyleyecek? Hangi siyasi iktidar, hangi siyasi erk, hangi güç söyleyebilir? Türkiye'de bir iktidar söyleyebilir mi bunu? Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kim söyleyebilir bunu? Vicdanen kim söyleyebilir? Hadi kalkın gidin bakalım. Aynı şey Türk tarafı Rum tarafında sonradan gelenler için söylese bu ama öyle bir şey olmaz. Olabilir mi yani? Hayır, olamaz. Çünkü olamaz. Orada da aynı durumda insanlar var. Olamaz ama bu bir algı operasyonu. Burada farklı bir şeyin üzerinde durmaya çalışıyorlar. Nedir amaç? Yani. Amaç şu. Belki daha önce de aynı şeyi konuştuk. Stratejisi bitmiş, masada çözüm üretemeyen bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. İyi kötü destek bulduğu bir Yunanistan vardı. Bugün itibariyle resmen çökmüş. Vardı, evet. Çökmüş bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sürecinin megalolimosunu, yani büyük açlık dönemini yaşayan bir Yunanistan. Çok belli etmiyorlar. Sosyal anlamda inanılmaz bir çöküş var. Yani bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim ama çöplüklerden beslenen insanlar vesaire vesaire ve de çok daha vahim ve üzücü, insanlık anlamında üzücü durumlar var. Böyle bir Yunanistan da yok artık Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanında. Akıl hocası da yok. Ama hiç öyle bir arkasında Yunanistan yokmuş gibi bir tavırları da yok. Tabii normalde. Ki yok. O da son derece akıllı bir politikadır. O da ince bir stratejidir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Birkaç örnek vereyim. Piri Reis gemisinin Doğu Akdeniz'e çıktığı dönemde de, Barbaros Hayrettin'in geldiği dönemde de Türkiye ile çok sert tartışmalar yaşanmıştı. Hatta savaş kelimesi de sıkça konuşulmuştu. Özellikle Türkiye ayağında. Gerekirse savaşırız gibi bir takım şeyler. O dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin stratejisi şunun üzerindeydi. Bakın, bir, Avrupa Birliği ülkesine saldırı var. İki, AB içerisinde belki de nüfus anlamında Malta'yı saymazsak en küçük ülkelerden birisine karşı böyle bir girişim söz konusu ve biz haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Mağdur durumdayız. Bunu Türkler 41 yıl önce de yapmışlardı. Bizim arkamızda durun mesajı o algı operasyonunun içerisinde verilmeye çalışıldı. Çok da başarılı oldular. Bilerek, kasıtlı olarak ince bir stratejinin parçasıdır. Yunanistan'ın bu işin içerisine girmemesi,
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanında değilmiş gibi veya soğuk davranması esasında çok ince bir strateji. Dolayısıyla bunu da öyle değerlendirmek lazım. Ama bir strateji üretilmediği için dönüp dolaşıp hep buna geliyoruz. Bizim topraklarımızı işgal ettiler, biz AB üyesiyiz. Kısır bir döngü. Çok kısır bir döngü ama kara göründü. Yani Rumlar açısından kara göründü. Artık yapacak bir şey yok. Yani temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp yerleşikler diyerek, ısıtıp ısıtıp efendim ülkemizi işgal etmiş Türkler diyerek bir politika üretemezsiniz. Peki Sayın Keser, şöyle bir şey mi olacak ya da bunu mu umuyoruz? Bir gün sabah kalkacağız, Rumlar tüm bu söylediklerinden vazgeçecek. İşte bu bir işgal sorunu değildir diyecek. İşte 100 bin Rum geri dönmeyecek diyecek. İşte Türkiye'den gelenler geri gitmesin diyecek. Biz eşit iki kurucu devlet kurmak istiyoruz. Hepimiz eşitiz bu adada diyecek. Yani anca bunu duymamız lazım herhalde bizim takdim olmak için. Onu söylerler mi bilemem. Yani bunun dışında bir seçenek var mı? Şimdi müzakere dediğiniz şey şu veya bu şekilde bir şey vermeniz demektir. Bu 9'a 1 olur, 8'e 2 olur, 5-5 olur, 50-50 olur, 60-40 olur ama sonuçta bir şey verirsiniz. Yani bir asgari müşterekle anlaşabilmek için o pazarlık payınız zaten olmak zorunda. Ama bunun temelinde de bir iyi niyet yatar. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse Rum tarafında bu iyi niyet olmaz. İyi polis kötü polisi oynarlar. Yani bir gün işte daha önceki dönemde de oldu. Hristofias bir şey söylerdi. Hristostomos farklı bir açıklamada bulunurdu. Veya tam tersi Hristostomos çok sert bir söylemde bulunurdu. Hristofias düzeltmeye çalışırdı falan. Ama bunlar sonuç getirici ataklar değil veya bundan bir şey çıkmaz. Şimdi de bundan bir şey çıkmayacaktır. Peki Yunanistan'ın son durumu, artık iflas noktası, bunun etkilerini görür müyüz biraz Güney Kıbrıs'ta masaya oturduklarında? Hani şu ana kadar bunu göstermediklerinden bahsettik ama bundan sonra artık biraz daha işin ciddiyetini kavrayıp tavırları biraz değişebilir mi? Şimdi onlar göstermezler. Yani şurada çok basit bir örnek verelim. Yunanistan'daki yeni yönetim seçilir seçilmez ilk resmi ziyaretini nereye yaptı? Güney Kıbrıs'ta. Güney Kıbrıs'ta seçilen yönetim ilk ziyaretini nereye yapar? Klasik. Tıpkı Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında olduğu gibi. Biz çok da kullanmak istemiyorum ama ana vatan yavru vatan söyleminin içerisinde yaparız bunu veya yapılır. Yunanlar ve Rumlar bunu söylemezler. Ama yaparlar. Neden yaparlar? Neden yaparlar? Neden Atina'ya gider? Neden Lefkoşa'ya gelir? Bir şey ister. Sığınır. Umar. Bir beklentisi vardır. Bu manevi bir beklentidir. Maddi bir beklentidir. Bir şeydir ama sonuçta bir şeydir. Bir şey beklersiniz. Bir bağları var. Bir bağları var. Yani bu ekonomik bir bağdır, sosyal bir bağdır, kültürel bir bağdır, askeri bir bağdır, bir şeydir. Ama bugün o yok. Bugün Rumlar artık kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda. Yunanistan anlamında söylüyorum. Bir toplum durumunda. Yunanistan kendi başının çaresine bakamayacak durumda ve doğrusunu söylemek gerekirse o inanılmaz realitenin dışında söylemlerle iktidara gelmiş yönetim darmadağın olmuş durumda. Yani yarın itibariyle ne yapacaklarını da bilemiyorum. 7 gün boyunca bankalar kapalı şimdi. Korkunç bir durum. Bu kabus. Bu resmen açıklanmasa da Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı sonrası süreciyle aşağı yukarı aynı olacak. Peki bu tabii konu geçiyor biraz diğer tarafa ama Yunanistan'ın bu durumu aslında Avrupa Birliği'ni de büyük oranda etkileyen bir durum. Sadece Yunanistan'ın sorunu değil. Tabii ki Rum kesimini de etkiliyor. O zaman şunu da sormak lazım. Siz bu Güney Kıbrıs Rum yönetimini bile bile göre göre böyle bir sonuçla karşılaşacağınız gözünüzün önündeyken neden aldınız? Hani herhalde bir pişmanlık vardır değil mi? Kesinlikle var. Hani ekonomik entegrasyon olacaktı? Hani askeri bir entegrasyonun içerisine girecektiniz? Hani siyasi bir entegrasyon sağlayacaktınız? Bütünleşecektiniz? Nerede? Yani Avrupa yüzüne gözüne bulaştırdı diyebilir miyiz? Bunun müsebbiplerinden, sorumlularından birisi veya ayağına dolanan, Avrupa Birliği'nin ayağına dolanan, çelme atan
sırtında kambur durumunda görünen Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve birkaç ülke daha. Bunun vebalini çekiyorlar. Avrupa Birliği evet. anlamında söylüyorum. Peki şimdi bu tablodan baktığımızda, bu pencereden Yunanistan'ın durumu belli. Güney Kıbrıs'ın durumu belli. Adanın diğer yarısına bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı iç sorunlar olsa da çok daha iyi durumdayız aslında diyemez miyiz? Yani, kesinlikle deriz. Halimize şükretmemiz gerekmiyormuş tabloda. Kesinlikle, kesinlikle hem, deriz. Hem bizim ana vatan düzeyinde diyelim, onların da garantör ülkesi Yunanistan. O düzeyde kıyaslandığında hem yapı olarak ne kadar da sorunlarımız da olsa. Tabii şimdi insani boyutta şunu söylemeyiz. Asla söyle. Hiç kimsenin de aklına gelmiyordur diye düşünüyorum. Oh olsun diyecek halimiz mutlaka yok. Mutlaka bundan sevinmek asla öyle bir şey söz konusu değil. Yani diplomatik anlamda da insani anlamda da böyle bir şey söylenemez. Sadece biraz halimize şükretme anlamında olabilir. Hani. Hayır, belki mukayese etmeye de gerek yok. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'i mukayese etmeye de gerek yok. Yani böyle bir mukayese yapıp da oh iyi ki onların durumunda değiliz gibi bir şey, böyle bir mukayeseye, kıyaslamaya da gerek yok. Çünkü biz esasında şunu da görmek lazım. Rumların tezinin aksine biz Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz. Yani 60'tan itibaren gelen bir devlet geleneğimiz var diyen ama 63'te devleti bitiren Rumların aksine biz devletimizi 75 itibarıyla kurduk. 83'te Cumhuriyetimizi kurduk. Dolayısıyla ayaklarının üstünde durmaya çalışan genç bir ülkemiz var. Mukayese etmeye gerek yok. Şüphesiz sıkıntılar olacak. Şüphesiz. Kolay bir şey değildir devlet olmak. Dolayısıyla mukayese etmeden kendi içimizde yapabileceğimiz şeylere bakmamızda fayda var diye düşünürüm. Evet. Yani Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Yunanistan'ı konuşuyoruz, Rum kesimini konuşuyoruz. Bunun dışında müzakere süreci devam ediyor dedik. Özlü konulara geçildi dedik. Garantörlük konusu. Sıkıntılı bir konu. Yani şöyle sıkıntılı bir konu. Özellikle devleti temsil eden insanların 9 düşünüp bir konuşmasında fayda var diye düşünüyorum. Birincisi. İkincisi de ağızlarından çıkan her kelimenin ardından en azından sokaktaki vatandaşın kafasında soru işareti oluşturan, tereddütler yaratan, muğlak, arkası boş veya içi doldurulamayan ifadeleri ortada bırakmak yerine herkesin anlayabileceği dilden bir takım açıklamalar yapılırsa bizim de kafamızda acaba sorularıyla dolu baloncuklar oluşmaz. Şimdi 1923 itibariyle bir Lozan var ve 16. madde var. Bizi ilgilendirir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlamında ilgilendirir. 1959 itibariyle Londra-Zürih anlaşmaları var. Biz doğrudan tarafız ve altında imzamız var. 1960 itibariyle Kıbrıs Anayasası var. Bütün bunlar Türkiye'nin garantörlüğünü teminat altına alan anlaşmalar. Hangisini yok sayacağız? Hangisini yok sayacağız? Birincisi bu. İkincisi, bugün eğer ben pek hoşlanmasam da Kıbrıs sorunu denilen ifade 50'li yıllarda konuştuğumuz şey değil. 50'lerde 55'in Ağustos'una kadar bu Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının arasında bir sıkıntıydı. İngiltere'nin ince stratejisi sonrasında 55-26 Ağustos'undan itibaren önce Kıbrıs sorunu oldu, ardından uluslararası Kıbrıs sorunu haline geldi. Ama bugün konuştuğumuz Kıbrıs sorunu uluslararası mecrada çok uluslu kuruluşlardan Avrupa Birliği'ne, NATO'dan Birleşmiş Milletler'e veya kıtasal güç, küresel güç olan devletlere varıncaya kadar herkesi ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla bu bana kalırsa Kıbrıslı Türklerin ve Rumların oturup konuşacağı veya çözebileceği bir konu değil. Garantörlükle ilgili söylüyorum özellikle. Son derece hassas. Dolayısıyla özellikle devleti temsil eden yetkililerin bu konuyla ilgili konuşurken daha hassas konuşmasında yani, fayda var. Bir tabu değildir açıklamasını
nasıl değerlendirirsiniz? Yani daha hassas olması gerekir diyorsunuz. Şimdi altı boş bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Hamasi bir konuşma oldu ve arkası gelmeyecek diye de düşünmüyorum. Son derece acemice söylenmiş bir söz olduğunu da değerlendirmiyorum. Yani çünkü bu söz doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nı, dolayısıyla devleti bağlayan bir söz. Resmi bir söylem. Hı hı. Bunun arkasının dolması lazım. Şimdi havada kaldı ve tartışmalara neden oldu. Dolayısıyla en azından erken veya aceleci davranıldığı yönünde bazı tereddütlerim var. Bir defa şunu iyi görmek lazım. Burada pek çok acıyı yaşamış insanlar hala hayatta ve ayaktayken, en azından sosyolojik anlamda insanların kafasındaki o travmaları rahatlatacak söylemlerin ön planda olmasında fayda var diye düşünüyorum. Belki bu konu da konuşulabilir. Ama şunu yapar mısınız? Avrupa Birliği'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alır mısınız mesela? Pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkeden çok daha ileride her anlamda. Sıkıntıları vardır. İç siyasette çalkantıları vardır vesaire. Çoğundan daha iyi tabii. Çoğundan daha iyidir. Yani Malta'dan daha mı kötüdür? Hırvatistan daha mı kötüdür? Yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminden daha mı geridedir? Veya Yunanistan'dan daha mı geridedir? Hangi anlamda? Alır mısınız Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi? Hadi alın ve sonra konuşalım garantörlü. Şimdi neyle ilgili konuşuyorsun? Şunun arkası dolmuyor. AB üyesi bir ülkenin topraklarında garantör devlet olarak asker var. Bu boş bir laf. Bu boş bir laf. Yani bunu söyleyenler... Yani çağ dışı deniyor onlar tarafından söylenen. İşte gerek yok artık bu tür şeylere. 50'lerde yaşadıklarımız çağ dışı mıydı? Yani bunları çok konuşmak istemem ama 60'larda yaşadıklarımız çağ dışı mıydı? Yani daha yeni yakın zamanda Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi savunmaya girdi. Muhtemelen İngilizce kitap olarak da basılacak. Çok da hoş olacak. Biz 63'te Akritas planından bahsederiz ama 73'te İfesos planı diye başka bir plan var. Bu planı ben yapmadım ki. Bu planı Kıbrıs Türkleri de yapmadı. Ya planlar bitmiyor yani. Plan bitmiyor. Neden yaptınız? 63'te o planı neden çıkardıysanız 73'te de o İfesos planını o yüzden çıkardınız. Adada yaşayan Kıbrıs Türklerini ortadan kaldırmak için. Bu kadar acımasızca hazırlanmış, bu kadar profesyonelce hazırlanmış bir plan, Kıbrıs Türklerine uygulanacak bir planı biz yok mu sayalım? Yok mu sayalım? İnsani anlamda tabii ki üzülürüz. Rumlar veya Yunanlar çektikleri acılar, sıkıntılar. Ama bizim 50'lerde çektiğimiz sıkıntılar, 60'larda çektiğimiz, 70'lerde çektiğimiz sıkıntılar. O planı hazırlayanlar bu planı neden hazırlamışlardı? 74 harekatı garantör devlet olarak Türkiye'nin burada olmasını maazallah geciktirmiş olsa, maazallah Türkiye garantör devlet olarak 20 Temmuz'da, özellikle 15-20 Temmuz arasında beraber bir müdahalede bulunalım, gelin siz de katılın, siz de bu sıkıntıya, bu kan gölüne dur deyin anlamında Türkiye'nin gerek Yunanistan'da gerek İngiltere'de biteviye müracaatları, yalvarışları, yakarışları oldu. Ama bunları blöf olarak değerlendirdikleri için hep geri planda kaldılar. Deyin ki olmadı öyle bir şey. Deyin ki olmadı. Bu sefer de eğer hayatta kalan bir Kıbrıs Türk'ü olsa bu sefer de İfasos planının ne kadar zalimane uygulandığını konuşuyor olacaklardı. Planlar bitmiyor yani. Maalesef. Sayın Keser, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız, yine aydınlattınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, günün konuğunu burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.45'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.